Herkese merhaba. Umarım bu bir videonun başlangıcıdır. Bugün az önce fizik tedaviye gittim geldim. Hala devam ediyor. Fizik tedavide videolardan bahsetmiş miydim bilmiyorum ama hem duruş bozukluğu sebebiyle hem böyle hani öne doğru durduğum için hem nefesi sürekli kucakladığım için bir de yakın bir zamana kadar aslında Kasım'da bıraktık ama emzirdiğim için de şu özellikle sol kolum omuzlarım çok ağrıyor. Sol kolumu kaldırmakta falan zorlanıyorum. Daha doğrusu. O yüzden fizik tedaviye gidiyorum. Bayağı bir ertelemiştim. Çok uzun zamandır ağrıyı çekiyorum ama bir türlü gidemedim. O yüzden bugün kaçıncı? Dördüncü, üçüncü bilmiyorum. Dördüncü falan seanstı herhalde. Normalde hep beraber parka gidecektik. Oradan sonra market alışverişine gidecektik. Ama az önce fizik tedaviden eve dönerken yağmur yağmıştı. Yağıyordu yani. O yüzden plan değişti. Yoshi ile Nefes'i evde bıraktım. Ben tek başıma Tachiya'ya gidiyorum. Çünkü evde gerçekten sebze kalmadı. Yapacak hiçbir şey yok. O yüzden sebze alacağım. Sonra da Vidra'ya gideceğim. Alışveriş yapacağım. Of çok trafik var. Bunları 2 saate yetiştirmem lazım. Çünkü Yoshi çıkacak bugün. Arkadaşlarıyla buluşacak. Ve canım acayip McDonald's kahvesi çekiyor. Bu aralar bütün videolarda elimde görüyorsunuz. Ama büyük ihtimalle cumartesi tam öğle yemeği vakti saat 1'e geliyor. Çok araba vardır. O riski almak ya da almamak işte bütün mesele bu. Çocuklar karşıya geçecek. Sanırım almayacağım. Bilemiyorum. Aslında canım çok kahve içmek istiyor. Ama bilemiyorum. O riski almaya değer mi? Değmez mi? Herhalde değmez. Almayacağım. Direkt markete gidiyorum. Ve şey dinliyorum. Şelale. Çok güzel bir şey. Karadeniz şarkısı. Gözler şelale olmuş. Akara akar durmaz. Bir insan bir yürekten iki defa vurulmaz. Şey bu arada Ferrose in Japan ana Aero Corporation diyor. Türk kamyonu kaldırma çıkıp dörtlüleri yapmış. Türk şirketinin kamyonu. Kimdi acaba? Şoförüne bakmadım. Neyse. Ferrose in Japan Japonca videoların olduğu kanalıma video yükledik. Yoshi, Nefes, ben üçümüz. Eğer ilginizi çekerse onu da izleyin lütfen. O kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ben birazcık canlı yayın yapacağım Şelale ile beraber. Market alışverişi, Tachiya'ya geldim. Zaten aşırıca dikkat çekiyorum. Bir de mor maskem, sarı saçlarım. Bir de video, kamera. Çok dikkat çekiyorum. Bay bay. Mutlu makarna. Neresi sesin acaba? Gaziantep. Gaziantep'miş. Hiç duymamıştım. Mutlu makarna bilen var mı? Herkese merhaba. Garip bir açı ama market alışverişini göstereceğim size. Almanya'dan hediye geldi ama kimden geldiğini hatırlayamıyorum ama sürekli bunu kullanıyoruz. Spar Veggie çantası. Aslında poşetle satın aldım ama poşetlerin arabada durmasını istiyorum. Çünkü en uygun poşet burada. Bazen yanımızda olmuyor. Brokoli aldım.
soğanın amcaoğlusu, taze soğanın pırasayla soğan arası bir şey. Muz aldım, nefes, bu ara muz istiyor. Japon bal kabağı aldım. Görebiliyor musunuz? Şöyle daha mı iyi olacak? Işık. Nasıl böyle? Böyle daha mı iyi? Bal kabağı aldım. Bir tane domates aldım. Konserve. Onu şuraya koyayım. Peynir aldım. Bu yakisoba. Bir çeşit Japon eriştesi. Bu Türk marka makarna buldum, aldım. Patates aldım. Yine patates aldım. Bu sefer kumpirlik büyük aldım. Geçen sefer kumpir yapmadım, yemek yaptım. Bu sefer peyniri de aldım ki o kumpiri yapayım, canım kumpir istedi çünkü. Ispanak aldım. Pankek hazır karışımı aldım. Çünkü arkasında tarifler vardı. Ay'a gidip çok kötü havuç almışım. Havuç aldım. Kuru soğan. Karnabahar. Brokolili bir tarif gördüm. Beşamel soslu. Ondan mı yapsam, yemeğini mi yapsam? Limonlu ben çok seviyorum çünkü, kararsızım. Yumurta aldım. Ve son olarak da çilek reçeli aldım. Bilmiyorum, inşallah güzeldir bu. Kahvaltılarda yiyoruz çünkü. Şimdi arabayı yerleştirmeye gidiyorum. Yeni dünya düzeni. Bunu Gratis'ten almıştım. Gratis'in kendi markası. Bee Beauty. Okyanus kokusu. Tam bir erkek parfümü kokusu. Çok seviyorum. Zaten kendi kişisel tarihimde erkek parfümü kullandığım dönemde oldu. Bazen evde böyle temizlik yaparken falan ya da alışveriş merkezlerinde tester görürsem böyle koluma erkek parfümü sıkıyorum. Çok seviyorum çünkü. Bir de kahve aldım. Büyük ihtimalle sevmeyeceğim bunu ama McDonald's'ta sıraya girecek zamanım yok diye düşünüyorum. Bakayım saatim kaç? Saat 1:30. Wanda'nın Yamitsuki Karameli Latte diyor. Bundan daha önce mutlaka içmişimdir ve sevmemişimdir diye düşünüyorum. Ama sıcak sıcak. Buradaki makinelerde sıcak içecek de alabiliyorsunuz. Kahve kokuyor. Kahve kokusu var ama yoğun olan bir şey. Sıcak suya şeker ve karamel koymuşsunuz gibi bir tadı var. Keşke McDonald's'a sıraya girseydim. Ama öyle bir vakit yok. Şimdi ikinci alışverişe gidiyorum. Vidra'da görüşürüz. Valla gönül isterdi ki biraz daha uzun uzun dolanayım. Ama Yoshi'nin saati geldiği için gitmek zorundayım. Burada azaldıklarımın videosunu çekemedim. Evde çekebilir miyim onu da bilmiyorum. Kendime birkaç parça böyle kozmetik aldım. Onları illaki bir videoda gösteririm. Mutfak alışverişimi gösterebilecek miyim bilmiyorum. Kendime çokoboru aldım. Bu büyük boyu. Bunlar Yoshi'nin çocukluğundan beri var olan bir abur cubur. Ben de çok seviyorum. Normalde böyle küçük kutularda satılıyor. Kibrit kutusu gibi. Ama bu büyük boyu çıktı böyle. Ürün olarak da büyük. Daha küçük toplar oluyor normalde. Tadı biraz değişik geldi şimdi. Normalde çok lezzetli oluyor küçükleri. Karamellisini aldım ben. Bu büyüğünden daha önce almıştım ama biraz değişik geldi tadı. Merak ediyorum. Yoshi arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyor. O yüzden onu istasyona getirdim. Çok uzun zamandır olmuyordu böyle bir şey. Değil mi? Hatırlamıyorum son ne zaman geldik. Hadi güle güle. Bay bay. Bay bay. Bay bay.
Çok uzun zamandır istasyona gelmiyorduk. Şimdi gidecek. Mutfak alışverişini yerleştirdim ama bunlar şimdi yerleşmeyi bekleyenler. Vidrak'tan şöyle poşet aldım, 200'lü. Bunu çok kullanıyoruz mutfakta. İşte ufak tefek çöpleri, nefesin bezlerini falan bağlamak için. O mutfak için kullanılıyor mutfakta. Bu da bir yıl böyle kokulu poşetçikler. Naftalin değil herhalde tam ama onun gibi bir şey. Nemi falan alsın diye. Şimdi yazlık kışlıkları ben bu sene tabii Türkiye'de uzun kaldığım için. İşte evi bir de temizlik, battaniyelerin arasına falan koymak için buradan aldım. Efendim anneciğim. Tamam açıyorum hemen. Bir tane de kahve aldım nefesle beraber. Caramel macchiato böyle uzun uzun kahveyi yapamadığım zamanlarda bir sıcak suyla içmek için. Daha önce bundan almıştım. Seviyorum. Makyaj sıkıcı aldım. Bu da aynı sebepten. Her zaman makyaj yapamıyorum. Her zaman yaptığım makyajı da çıkaramıyorum. Bunlar da broşür. Daha önce İtalya'dan online almış olduğum bizim bu ışıklı şeyler vardı. Diş macunları. Onlardan gelmiş buraya. Yaşaya göstermek için aldım. Bu da Ken Make'in yeni broşürüymüş. Ona da bakmak istiyorum. Kaş bıyıklarımı ve kaş bıyık jiletlerimi yüz ve kaş için olanları Türkiye'de bıraktığım için evde kalmamıştı. Bir tane yüz için, bir tane kaş için aldım. Geçenlerde ruju almıştım kendim. Onu size gösterdiğimi bilmiyorum ama Sezando'nun videosunu çekmiştim ama yayınlayıp yayınlamadığımdan emin değilim. Onun için kap aldım. Tek boş kap. Bir de Ken Make'in bu Stay On balm rujlarından daha önce epey kullandım. Bir tanesi de orada hatta şu an açıkta. Bu kahverengiz çıkmış yeni. Bunu aldım. Bunu çok merak ediyorum. Bir de şunu çok övdükleri için şunu denemek istedim. Elips'in şu kapsül saç maskelerini denemeyi çok istiyorum. O yüzden onu aldım. Bu kadar. Bunları yerleştireceğim şimdi. Bugün saçlarım sizin de çok dikkatinizi çekti. Ben iki seferdir bir ürün kullanıyorum. Çok merak ediyordum. Uzun zamandır satın almak istiyordum. Sonunda satın alınca denedim bu ikinci sefer ve ben de çok memnun kaldım. Dün duştan sonra havluyla böyle sardım saçlarımı. Yarı kuru hale gelmiş saçlarıma bir kapsül bundan kullandım bir tane. Ondan sonra Yoshi nefes saçımı taradı. Yoshi saçımı kuruttu. Uyuduk. Sabah da kalktım. Hiçbir ürün kullanmadan ki bu benim saçım için imkansız bir durumdur. Düzleştirdim normal bir şekilde saçımı. Ondan sonra da bugün herkesin dikkatini çekecek kadar dümdüz, parlak ve sağlıklı saçlar oldu. Yani benim saçlarımın sarı olduktan sonra özellikle bir ürün kullanmadan böyle tutmak ertesi gün falan mümkün değil. O yüzden linkledim. Yukarı kaydırıp bunu alabilirsiniz. Ben de diğer renklerini de çok denemek istiyorum. Bayıldım. Gerçekten bayıldım, bayıldım, bayıldım. Bu kadar söylüyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve videonun beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.